Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Avrupa kendi içinde brıt 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 Brexit'lere doyamayacak gibi duruyor. Avrupa kendi içinde birbirine bili girmeye başladı iyiden iyiye. İngiltere'den sonra İtalya'da Almanya'ya yüklenmeye başladı. Avrupa'nın hasta adamı Almanlar diyor İtalya. Hı? Ne oluyor ki lan bunlara? gene kendi kendilerine bir şeyler yapıyorlar. Ne olacak sevgili dostlar? İngiltere Avrupa Birliği'nden Brexit yaptığından bugüne Avrupa hayır etmedi. En son İngilizlerin diye ekonomist dergisi Almanya için Avrupa'nın hasta adamı. Üretimde düşüşler yaşanıyor, enerjiye ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor, enerji pahalanıyor. Almanya hala nükleere geçmemek için ısrar ediyor diyordu İngiltere diye ekonomist. Bunun şimdi bir benzerini İtalya yine Almanlar için söylüyor. Almanya'da işler hiç iyi gitmiyor, üretim düşüşe geçti, ekonomide sıkıntılar yaşanıyor. Almanya yeşil enerji politikası yüzünden mahvolacak, batacak, bitecek haberleri İtalyan basınında. O nükleer. La hani siz çevreciydiniz, hani siz yeşil, mavilik, doğal, deniz, yaşam, hayat. Ne oldu? Ne oldu Avrupa? Ne oldu İtalya? Ne oldu İngiltere Fransa? Aynı 2. Dünya Harbi'nin öncesinde yaşanan olayların farklı bir versiyonu Avrupa'da yaşanmaya iyiden de niye başladı? İngiltere'nin ekonomisi Brexit'ten sonra büyümeye başladı. Avrupa'nın ekonomisi İngilizlerin Brexit yapmasının ardından güçlenmeye başladı. İtalyan kamuoyunda biz de Avrupa'dan İtalya exit, İtalya exit yapalım söylemleri. Yunan, <laughs> Yunan yok, daha onda bir şey yok. Zaten Yunan ürettiği ne var? Hiçbir şey yok. Cacık da Almanya, Fransa bu işin lokomotifi İtalya'da Avrupa Birliği'nden İtalya exit yaparsa çıkış yaparsa hoppa varın görünsüz cümbüşü Avrupa kendi içinde paramparça olacak. Zirtakiler la zirtaki korkma korkma biz seni korumaya alacak. Bakalım İngiltere'nin İtalya'nın Almanya'ya bu gazı verdikten sonra Almanya yeşil enerjiyi bırakıp tekrardan nükleere dönecek mi? Ne olacak ne bitecek Bilal Feyza sizin için bu zangoçları takibe devam. Onlar nükleerden kaçıversin bizler de kendi nükleerimizi nükleer enerjiye ulaşmak için çalışmalara devam ediyoruz. Bu bağlamda Akkuyu nükleer santrali devam ediyor. O bir taraftan Karadeniz'de Trakya'da Anadolu'nun birçok noktasında nükleer tesisler nükleer enerji testleri kuracağız inşallah. Çünkü Türkiye'nin geleceği çünkü Türk dünyasının geleceği çünkü Türkistan dünyasının geleceği her şey ama her şey Türkiye'nin liderliğinden geçiyor. Onun için enerjide bir numara olana kadar çalışmaya devam. Avrupa demişken Avrupa'nın buçuk yandan çarklı versiyon Kıbrıs Rumları. Kıbrıs'ta değişik değişik haller yaşanıyor sevgili dostlar. Kıbrıs Rumları Türklere eziyet yapmak için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Şimdi Kıbrıs'ta sadece Türklere değil Kıbrıs Rum hükümetinden Kıbrıs Rum halkına da eziyetler iyiden iyiye yükseldi. Ne oluyor? Kıbrıs'taki gümrüklerde, bu sınırda bulunan geçiş gümrüklerinde Kıbrıs Rum gümrük memurları kuzeyden benzin alan, mazot alan arabaları buluyor, onları takip ediyor ve ardından sınırı geçmeden gümrükte o benzini boşaltıyor. Kaçak petrolle, kaçak akaryakıtla mücadele ediyor Kıbrıs Rum basını. Hı? Kıbrıs Rum Haravgi gazetesi yaptığı haberde geçiş kapılarında el konulan akaryakıt geçtiğimiz yıllara göre iki misli arttı diyor. İki kart arttı. Sebep. Rum tarafında sevgili dostlar Kıbrıs Rum tarafında hani her şey pahalı. Benzin, gaz, mazot falan pahalı. Kıbrıs Türk tarafı onlara göre çok cazip. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok uygun. Ve birçok noktada güneyden kuzeye, kuzeyden güneye geçişler yapılıyor. Araçlı geçişler, yayalı geçişler yapılıyor. Ve bu bağlamda sınırda belli bir miktara kadar, yaklaşık herhalde 260-270 euroya kadar günlük geçiş hakkım var. Hani o meblağa kadar, 250-260 euroya kadar mal alabilirsin Türk tarafından. Rumların en büyük karın ağrısı benzin, mazot. Valla bizim için sıkıntı yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde inşallah Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacak. Bizde sıkıntı yok. Gelsin Rumlar ticaretini yapsın. Ticaretin dini dili yoktur. Biz burada ekonomiye bakarız. Bizim ekonomimize katkısı oluyor. Ama Rumların ekonomisi o bir taraftan daralıyor. Çünkü para, eurocuklar, avrocuklar Kıbrıs Türklerine gidiyor diyor Kıbrıs Rum basını. <laughs> İnşallah bize de ekonomi düzelir. Çünkü biz de kendi bulunduğumuz yerde hani Rumlar rahat alıyor. Euro'yu Türk Lirası'na çevirince değer yükseldiğinden dolayı onlar rahat alıyorlar. Ama biz bizim de sıkıntılar gidermemiz için hükümetler şunu yapmalı. Rumlara, yabancılara Euro üzerinden, dolar üzerinden satıyorsan yahu bize de fiyatları aşağı çek. Kadevi, ötevi falan filan neyse onları aşağı çek ya. Biz de bir rahat nefes alalım. Biz de bu ekonominin genişlemesinde biraz daha fazla katkıda bulunalım. Çünkü ne kadar bir rahatlam olursa o kadar fazla alışveriş artar. Sudan, Sudan'da 4-5 aydır iç gerilimler sürüyor, siyasi kriz büyüyor, içeride bölünme süreci iyiden iyiye yaşanıyor, henüz bir durulma yok. Sudan Başkanı Burhan ilk kez Mısır'a ve Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunacak. Hani Sudan'ın dışına çıkış yapıyor. Bu bağlamda Mısır'da yapılacak zirvede Sudan'daki meseleler, konular, iç gerilimler bunlar nasıl giderilecek? Ayrıca Suudi Arabistan yapacağı ziyarette ise ekonomik anlamda kaynak arayışında bulunacak Sudan lideri Burhan. En baştan beri dediğim gibi sevgili dostlar bizler de Türkiye olaraktan Sudan'la çok yakın ilişkilerimiz var. Sudan'da 100 yıllığına Sevakin Adası, bizimdir, kiralandı. Orada çalışmalarımız devam ediyor ama Sudan içindeki iç meseleyi çözmemiz için bizim de çok daha fazla aktif şekilde orada bulunmamız gerekiyor. Türk Devlet Haklı Sudan'la ilişkilerimiz gelişiyordur. Çünkü Sudan'dan yapılan birçok çağrı vardı. Türkiye'nin önereceği her türlü barış antlaşmasına, her türlü barış masasına açığız çağrısı Sudan'dan gelmişti. Önümüzdeki dönemde bunu daha da hızlı şekilde arttırmalıyız. Birileri Sudan'a gelip girmeden bizler Türkiye olaraktan orada çözümü net bir şekilde getirmeliyiz. İnşallah olacaktır. Arap Yarımadası'na devam ediyorum. Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Afrika'da çok ilginç bir hamle geliyor sevgili dostlar. Baye Afrika'da bir ülkenin %10'unu satın alıyor. Ney? Yanlış duymadınız sevgili dostlar. Aynen haber bu. Liberia. Birleşik Arap Emirlikleri Liberya'nın %10 toprağını satın almaya hazırlanıyor. İnanılmaz. Bir ülke ki düşünün arkada haritayı görüyorsunuz %10'unu Bahe satın alacak. Hani arkada Liberya'yı görüyorsunuz neredeyse Birleşik Arap Emirlikleri kadar bir yer ya yani böyle 120 bin kilometre bir alanı var ve Liberya'nın şu özelliği var. Yeşili bol, ormanı bol. Baye işte bunu istiyor. Ormanları istiyor. Ağaçları istiyor. Ne yapacak ki ağaçlar ormanları? Sevgili dostlar Birleşik Arap Emirlikleri petrolden gazdan gelen parasını Afrika'ya yatırıyor. Orada yeni yatırımlar yapıyor. Orada kurduğu tesislerde havaya gaz salınımı ölçüsü var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu karbondioksit salınımını artırmak için ağaçlara, ormanlara ihtiyacı var. Liberya'da da ağaç ve orman bol. Liberya hükümetine inanılmaz derecede büyük bir para teklif eden Bae ve Liberya hükümeti kabul etti. Topraklarının %10'unu Bae'ye 30 yıllığına uzun vadede satacak. Kiralayacak diyelim. Veki ve bu alınan %10'luk toprağı hiçbir şekilde Liberya kullanamayacak. Oran sadece ama sadece Bae'nin kullanımında olacak ki İşin içinde bambaşka durumlar da olabilir ama velakin büyük, çok büyük bir toprak parçası bir ülkenin %10'unu başka bir ülke çat diye parayı basıp alıyor. Dünya öyle bir yere doğru gidiyor ki sevgili dostlar. Diyorum ya size her zaman haritalar yeniden şekilleniyor. Birisi parayı basıyor harita şekillendiriyor. Birisi de vurra vurra kılıçları çeke çeke şekillendiriyor. Biz onu yapıyoruz. Çünkü ondan anlıyorlar. Tabii biz bir de tatlı dille gittiğimiz yerler ihya ve inşa ile oralara kadar ulaşıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri havayı daha fazla kirletmek için Afrika'da Liberya'nın %10'unu satın alıyor. Bir değişik haber. Kerkük, Meysak Milliğimiz ne oluyor? Buralarda dönen işler, dönen olaylar. Türkmen elinde yaşanan aynı bir benzer olaylar serisi. Kerkük'e peşmerg askerleri girmeye hazırlanıyor. Hoppa. Ne oldu gene bunlara? Gene ne oldu bunlara? Peşmerge, Barzani, Irak hükümeti, Persler, İran havası, Amerika. Türk diyarında Musul, Kerkük, Tusurmatu, Süleymaniye'de buralarda varlığını arttırmak, gücünü yükseltmek için elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Peşmerge'nin bulunmadığı tek bölge Kerkük. Ve Kerkük sadece Türklerin kontrolünde. Ama Kerkük'te merkezi hükümet de var. Irak hükümeti. Şimdi Irak hükümeti ve Barzani arasında bir antlaşma imzalandı. Yapılan işbirliği çerçevesinde Irak merkezi hükümetinin çekildiği askeri noktalara Barzani'nin Peşmergeleri gelip yerleşecek. Irak Türkmenleri Kerkükler ayaklandı. Hayır asla ve kata buna izin vermeyiz. Gösteriler, yollar, insanlar. Şimdi bu öyle bir duruma doğru gidecek ki sevgili dostlar hatırlayın 2017 yılında Kerkük, Musul, Tusurmatü, Süleymaniye işte tüm bu bölgelerde Barzaniler ne yapmıştı? Bağımsızlık referandumu yapmıştı. İsrail'in, Amerika'nın, Fransa'nın onun bunun gazıyla. Ve biz sınıra yığınağı yaptıydık. Tatbikat üstüne tatbikat yapıyorduk. Kahraman daim muzaffer ordusu Musul, Kerkük, Tusurmatı, Süleymaniye'ye öyle bir girecektik ki topunu eze eze girecektik. Ve onlara şu mesajı verdik. Eğer ki Irak'tan ayrılır ayrı bir devlet ilan ederseniz bu sizin sonunuzdur dediydik. Ne oldu? Yapılan referandumda sözde evet çıkmasına rağmen İran kuzeyinde bağımsızlık, bağımsız bir devlet ilan edilemedi. Buzlukları yemedi. Yemedi çünkü karşılarında kahraman Türk ordusunu görüyorlardı. Ve en son ne oldu da Amerika o bu oradan çekilirken ellerine taşlar alıp Amerika bilmem ne Amerika diye taşlıyorlardı Johnny'leri. Şimdi farklı bir versiyonda 2017'de bu hengamede Kerkük Türkleri, Talabanileri, Barzanileri, Peşmerge güçlerini hepsini Kerkük'ten çıkarmıştı. Kerkük'ün tüm kontrolü Türkmenlerin elinde. Şimdi burada tekrardan bir dönüşüm yapmak istiyorlar. 2017'nin öncesine dönmek istiyorlar. Irak merkezi hükümetinin askerleri çekilecek ve o boşaltılan askeri merkezlere Peşmergemi gelecek, Talabani gerimi gelecek. Asla ve buna izin verilmemeli ama velakin şu da var sevgili dostlar. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan bir taraftan Bağdat'a o bir taraftan Irak'ın kuzeyi Erbil'e resmi ziyaretlerde bulunmuştu. Bağdat'ta Irak hükümetiyle resmi görüşmeler yapıldı. Ardından Erbil'de Barzani'lerle görüşmeler yapıldı. Ardından Irak'ta birleşen Türkmen cepheleriyle tüm Türkmen partileriyle ortak görüşmeler yapıldı. Hakan Fidan hepsiyle tek tek görüştü. Şimdi sevgili dostlar tüm bu olaylar serisine baktığımız zaman Türkiye Türk devlet aklı Irağ ve Barzanilere şunu mu dedi? Bakın buralarda farklı farklı yollara girmeyin, adım atmayın. Yoksa çok daha büyük bir askeri strateji planlaması mı var? Çok daha büyük bir Türk devlet aklı planlaması mı var? Hani burada YPGP, YPG, PYD, CRG, YRG'leri bunlara durdurmak için, engellemek için farklı bir strateji yemeğe gidiliyor. Barzani Türkiye'ye tam bir biat etti. Bu biat edişinin ardından bu adımlar mı atılıyor? Irak'ın petrolünün, Musul, Kerkük, Tuturma, Süleyman işte tüm bu bölgelerde bulunan petrollerin ayrıca Türkiye üzerinden Avrupa'ya satılması, dünyaya satılması, bunların da korunması için farklı bir adım peş. Mergelerin Kerkük'e gelmesi mi yoksa yoksa sevgili dostlar Türkiye net duruşunu söyledi ama bunlar Amerika'nın İran'ın karıştırmasıyla Irak'ta bulunan İran kafalı Amerikan kafalı merkezi hükümetin Kerkük'te Türkleri tamamen yok etme hani oradaki ekonomi, ticari ve siyasi tüm alanda kendi hegomanyalarını çökme oraya geri girme projesi mi bakacağız. Türk Devlet Hatlığı Misak Milli topraklarımızın en kadim yerlerinden Kerkük'e gel, buyur, gir buralara demez. Ama velakin çok büyük bir stratejik planlama varsa, farklı noktada uzun vadeli, geniş ölçekli bir stratejik planlama varsa Türk Devlet Hatlığı'nın o tarafta bizler önden bir hamle görüyoruz ama arkada kapalı kapılar ardında dönen olayları bilmiyoruz. Buralar kaderine terk edilemez. Her daim bizler Kerkük'teyiz, Musul'tayız, Tusurmatuz'dayız, Süleymaniye'deyiz. Kahraman Day Muzaffer Türk orduları hali hazırda. Irak'ın kuzeyinde harekatlarımız, operasyonlarımız devam ediyor. Bunun da altını kalınca çiziyoruz. Veki ve Peşmerge Barzaniler bizimle beraber bize biat etme noktasında tam bir hassasiyetle önümüze durmuyorlar. Barzaniler çekiliyor. Ya ortada çok büyük bir stratejik planlama var Hakan Fidan Reis. Büyük büyük çok büyük bir planlama ya da yine birilerinin biti anlandı. Birilerinde biti kanlandıysa onları büyük bitleriyle, küçük bitleriyle ne tür bitleri varsa topunun bir araya gelin. Sizi bit bit veya çırt çırt Cırt! Ezeceği yok. Öf! Öf! Ahmet! Cırt! Cırt! Ulan! Oh! Iy! <laughs> Iy! Pis oldu el Ne diyoruz? Kerkük Türk'tür. Türk kalacak. Sıkıntı yok. Devam. K. İlerleyen günlerde ne oluyor, ne bitiyor göreceğiz. Açıklamaları yakından takip ediyoruz. Anlayan Bilal Feyza sizler için Dünya'dan Türkiye haberlerini, bizleri ilgilendiren ne varsa hepsini sizler için takip edip bulup buluşturup burada Bilal Feyza lisanında anlatmaya ve aktarmaya devam edeceğim inşallah. Bizler Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar, sayamadığım tüm Müslüman milletler ve daha Müslüman olsa bizimle beraber yürüyen milletler her daim kutlu ve mutlu bir hedefe doğru son sürat ilerliyoruz. Ne diyoruz? Yolumuz İlahi Kelimetullah. Hedef Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zarf eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.